Hepinize merhaba arkadaşlar. En son Sunfall şehrine doğru gidiyordum. Onun dışında birkaç geliştirme yaptım. O geliştirmelerden size bahsedeyim. Öncelikle şunu satın aldım. Golden Fast Travel Pack. Bu Fast Travel Pack ile aynı özelliğe sahip, sadece sınırsız. Yani artık bir noktadan bir noktaya giderken Fast Travel Pack'in bitme sorunu yaşamayacağım. Onun dışında taşıma kapasitesindeki tüm her şeyi geliştirdim. Birkaç tanesi daha sonrasından eklendi. Onları sıfırdan itibaren açtım. Yanlış hatırlamıyorsam bu ve bu. Onun dışında yaptığım başka bir şey yok. Devam edebiliriz. Bu bölgenin görselliği cidden muazzam. Tabii ki tehlikesi de muazzam. Çünkü nereye baksam Ravager, nereye baksam Sawtooth, nereye baksam Thunderjaw. O yüzden bir noktadan sonra artık yardıra yardıra gitmem gerekiyor. Şehre yaklaştığımda devam ederim. Sunfall şehrine geldim. Sunfall. The mad king drowned Summer Palace. A bulwark of Karja might against the Howling Forbidden West. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this, Aloy. That's what I'm hoping. Silence Eloy'a küçük bir tarih dersi verdi. Eloy da tarihi çok sevdiği için teşekkür etti. Şuradaki yan görevi alayım hemen. She's very pale. Yes. She's a fighter. Her name is Shiana. Isn't there anyone in Sunfall? We're refugees. His Galiv. Perhaps he Well, I'll see about that. Last I heard, whenever someone says the words ceasefire, I hear delaying the end. Great. We're hosting savages now. Şunu alayım. Burası bir tür savaş arenası sanırım. Bu arada o Behemoth o 3 askere rahat parçalar. Ne kadar çok ses çıkartıyor. Bir dakika ya. Hiçbir şey duyamıyorum. Ay, yanlışlıkla zorluğu oynadım. Konuşma kalsın. Şöyle yapayım. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahamas. I hear the Shadow Council looking for one of their own. Very well. By the glory of the sun revealed, behold, radiant Edomon. The one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. Bu mu? I command Lucian Bahavas to speak in my behalf. Konuşma hakkını zaten çocuk buna verdi. Bir nevi bu yönetiyor yani. By the will of radiant Edomon does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. Teşekkür ederim. Ben de senin saçını beğendim derdim ama göremiyorum. Ama tipin güzelmiş. We both know you'll kill for hire. Uthid is innocent.
So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel. Şöyle bir konuşma oldu. Şu küçük kral Itame'nin konuşmacısı diyeyim. Yani aslında bir nevi krallığı o yönetiyor da çocuğu kullanarak bence. Dedik işte Utit diye biri var işte hain işte başına ödül koyuyorum falan filan. Sonra yanımıza gelen ve saçımızı beğendiğini söyleyen Vanessa artık nasıl okunuyorsa şey dedi. Utit aslında masum. İşte kurtarmamız lazım falan tarzında. Eloy'da meşgulüm falan dedi. Bu yani. Bir bakarız yan görev sanırım. Evet, side quest. Ben anadan devam edeceğim ama. Orayı nasıl çıkacağım? Şuradan. Burada dikkat çekmiyor muyum ya? Burada normalde kralın falan oturması lazım. Şu küçük Itame'nin. Şöyle atlayayım. Tamam. Böyle. Az daha düşüyordum. Ne güzel ceylan gibi sekiyoruz. Düşeceğim sanırım. Şuraya altta tutunayım. Tamam. Çok korkutucu oydu yani. Az daha düşecektim. Muhtemelen ölürdüm. Aşağı gidelim. Other side of the tower. Look for a vent. Burası. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. Dinliyorum. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Eloy'la Silence pek bir ilişkiye sahip değil şu an. Haklı olarak Silence'a güvenmiyor Eloy. Silence'ın tutumu da iyi değil. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from, how the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until Honora Huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. Şeyden bahsediyor. Hayatım boyunca makinelerin nereden geldiğini araştırdım. Eskilere ne olduğunu tarzında konuşma yapıyor ama işte başarısızlıklarla dolu bir hayat sonucunda tabii kendisi için bahsetmiyor. Muhtemelen eski olanlar için bahsediyor. Bir Noralan'ın gelip işte kapıyı açabileceğini, işte bir şeyleri bulabileceğini söylüyor. O da biziz. Açalım bakalım kapıyı. Kimlik taraması yapıyor. Daha doğrusu genetik tarama. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. Malfunction. Hay senin mekanik arzana. Shut up. There's gotta be another way. Hey, Elizabeth Sobeck here. Requesting access. Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do. Get me through this door. Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Eloy birazdan kapıya kafa atacak. Yes. Çok sinirlendi. Emergency venting authorized. En son bunun Mother Sart'taki açılmayan kapıda yaşamıştı. Sinirlenmiş belli ki ondan bu ana. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here.
Yes, fine. Now, will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Silence diyor ki hızlı ol, bir şeyler öğren diyor. Bakalım. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics failures. Attempting repair. So, what was this room? Şu şeyi kaldırmak istiyorum. Ha, şunu koyayım çünkü ekranda gözüküyor, çünkü sol tarafta rahatsız etti bayağı. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Ana girişe gitmeden önce birkaç yan şeylere bakıyorum odaya. Şunları toplamak için. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris. Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. The Zero Dawn is a top secret super weapons program. The technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague. If Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. And they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program. And it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. Durdurabilsem çevireceğim ama durmuyor. How many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating. Waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves. Şöyle yapsam durur mu? Oh be, duruyormuş, tamam. Şu ana kadarki olan şeyleri özetleyeyim. Faro vebasından bahsetti. Yani bizim zeki ama kurnaz Ted Faro şeyimiz, CEO'muz. İşte Faro vebasını başlattı tarzında konuştu. Daha sonrasında artık dünya geri döndürülemez düzeye ulaştı dedi. İşte biyosfer artık tüketildi tarzında. Zero Dawn projesi ise süper gizli bir silah projesi değil. Bu bir yalan. Bu aslında hiçbir şeyi engellemeyecek, bizi kurtarmayacak ve bizleri bu zor durumdan çıkartmayacak dedi. Onun dışında daha sonra ne dedi? Dedi ki 16 haftamız var dedi dünyayı kurtarabilmek için, ama bize yarım yüzyıl gerekiyor. Makinelerin içindeki genetik demişim, şifreyi kırabilmek için. Ama tabii ki yarım yüzyılımız yok. Sadece 16 haftamız var. O yüzden bu Zero Dawn projesine destek amaçlı Operation Enduring Victory adındaki bir yalanı söyledik. Bu yalan milyonlarca masumun kurban olmasına yol açacak bir şey. İnsanlar makinelere karşı gelecek ki zaten bunu daha önce söylemiştim. Ama sadece bize zaman kazandırmak amacıyla, asla kazanılmayacak bir savaş. Why? One reason.
to buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobeck to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Kısacası dünya artık geri döndürülemez bir noktaya gelmiş. Yani kurtaracak hiçbir şey kalmamış. Kurtarmak da çok uzun sürer. O yüzden biz de insanlık olarak yok olalım. Ama öylece dümdüz yok olmayalım. Biz yok olduktan sonra Zero Dawn adında yarattığımız proje insanlığı yeniden oluştursun tarzında bir proje bu. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Şimdi bu dünyanın neden bu halde olduğunu anladık ama nasıl bu hale geldiğini anlamadık. Onu araştıracağız. Yani tamam, ortada bir proje var. İnsanlık belli ki kurtulmuş ya da kurtulmaya başarmamış, yeniden oluşturulmuş. Ama bu nasıl oldu? Yani bizim bunun nasıl kısmını öğrenmemiz gerekiyor. Kestrels. They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out. If it moves, kill it. What is this place? Tomb? Tamam. Tabii ki bizim ne zaman Zero Dawn ile ilgili bir işimiz olsa orada Eclipse biter. Çünkü Eclipse de sanırım aynı şeyin peşinde. Ki Eclipse'in aynı şeyin peşinde olduğunu sanmıyorum. Yani Eclipse'in üyeleri biraz yarım akıllı. Bu işin arkasında Hades var belli ki. Oh. Bu hiç iyi olmadı. Neyse, bitti. News, and it's all true. The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. Şeyden bahsediyor. İşte bu böyle bitmek zorunda mı dünyadaki yaşam tarzında? Ama ya şey yapabilseydik, full otomatik, full gelişmiş bir yapay zeka dünyadaki yaşamı tekrar başlatabilir mi diye. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the re-flourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake,
Each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stocks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. Earth destroyed, but then remade? Yes, by a machine of creation. Elizabeth did this for life, for us. But why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? Why does it want to kill me? And Apollo, the Archive of Knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Silence'la aralarındaki geçen konuşma şu. Eloy dünyanın tamamen yok olduğunu ve yeniden yapıldığını söyledi. Silence ise hak vererek bir makine tarafından yapıldığını söyledi. Ama anlamadıkları şey şu, Hades Gaia'nın bir asl işleviyken neden Eloy'u öldürmeye çalışıyor? Ayrıca Gaia'nın asl işlevlerinden biri olan Apollo'nun, yani bilgeliğin, bilginin depolandığı bir modülün nerede olduğu bilinmediği, bundan bahsediyorlar. Intruder! Get her! Alright. Whatever you do, don't die now. Ne yaparsan yap, şimdi ölme diyor. Teşekkür ederim beni düşündüğün için. Vurabilsem... Karanlıktan göremiyorum. Bir yandan dodge'lamaya çalışıyorum, bir yandan da görmeye çalışıyorum. Tamam. Daha var mı? Power's down. Is there another route? I've done this before. Just be my focus. Here we go. Another one of these. Need to find the right configuration.
Sol, yukarı, sağ. Geçen seferki yaptığım yanlışı yapmayacağım. Bir tanesini iki kez çevirdim. 2 saat uğraştım sonra. Sol, yukarı. Tekrar sol. İyi ki teyit etmişim. Evet, yaptım bu arada yine aynısını. Tamam, sol, yukarı, sol, aşağı, sağ. I should check the door nearby. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. There's a part missing. Burada bir tane eksik. Burada. Yukarıya nasıl çıkacağım? Nereden çıkabilirim? Şurada ip var. Oradan geliyor. Demek ki şuradan yukarıya çıkış falan olması lazım. Tamam, nerede olduğunu buldum. Bir tek uzun sürdü ama buldum. Gitmişken şunu da alayım. Yukarı, sol, aşağı, sağ, yukarı, yukarı, sol, aşağı, sağ, yukarı. Değil mi? Değil. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi şuradaki faro ters. Yani aslında bunun tam tersini yapacağım. Çünkü buradakinde de açılmıyor artık. Faro yukarıdaydı. Yani aslında şu başlangıç ve bu tam tersi olacak. Aşağı. Şu sağ sağ sol olacak. Şu yukarı olacak. Tamam. Bu böyle kalacak. Bu da aşağı olacak. Aynen. Güzel saklamışlar. Bakalım neler var şimdi. Neler öğreneceğiz? Öğrenemeyeceğiz. Çünkü Eclipse bizden önce gelmiş. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Kafayı göremiyorum ama umarım budur. Buymuş ama canı çok fazla. Ölür müsün? Dur, hemen peşin hüküm verme. Belki ölmemem lazımdır. Bilemezsin. Belki önemliyim. Kapıyı açmanız lazım olur. Benim genetik şifrem lazım olur. Yakma, dur. Sen niye ölmüyorsun? Ve ben niye bu kadar az vuruyorum? Ve sen neredesin? Yanlışlıkla öldürdüm galiba. Daha kalmadı galiba. Kalmış da olabilir. Ne yapalım? Nereye pusayım? Neyi siper alayım? Şu taşlar çok sinirimi bozdu. Sürekli
onlara çarpıyor. Okum. Ve göremiyorum. Cidden göremiyorum. Show them the power of the shot. Sonunda. Get moving. You have to find Gaia. Gaia'yı bulmam lazım şu an ama önce loot. Gaia'dan bile daha önemli. Bu kapı nereye gidiyor? Ha, az önceki yolun shortcut'ı. Tamam. Devam edeyim. Çok bir şey kalmadı alınacak. Hello, I'm Margot Shen, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. You probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, kısacası Gaia'nın alt işlevlerinden bahsediyor. Hephaestus olsun, diğer alt işlevleri olsun. Çok önemli veya bilmediğimiz bir şey değil. Niye tarayamıyorum? Şu engelliyor sanırım. Keep looking. More eclipse. Careful now. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, Samina Ebaji. Nereli acaba? National Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional. Bu Samina da Apollo'yu tanıtıyor. Keşke bu kadar inmeseydim hızlı. Tamam. Yavaş yavaş. Beni gördü sanırım oradaki. Gördüğü de son şey oldum. Bu kadar çok ne yapıyorsunuz be burada? O da gördü. Onun da son şey oldum gördü. Başka görmek isteyen. Güzel. Oo, dur. Dur. Adam öyle bir ok attım ki adam duvarla gidip geldi yani. Güzel. Korktum lan. Zero Dawn's extinction failsafe protocol. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The
purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean. Bunu dinleyeceğim çünkü Hades'le alakalı önemli bilgiler veriyor. What the what? Just bum crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase one organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance. Kısacası şundan bahsediyor. İnsanlar gittikten sonra Gaia tekrar biyosferi ve canlıları asl işlevleriyle birlikte hayata döndürdüğü zaman bu tek seferde başarı sağlanabilecek bir şey olmayabilir. Yani Gaia'nın bunu tekrar tekrar denemesi gerekebilir diyor. Bunun için de Hades var diyor. Gaia ne zaman dünyayı ve canlıları yaşama tekrar döndürmede başarısız olursa Hades sıfırlayacak. Bir nevi dünya üzerindeki o ana kadar olmuş her şeyi yok edecek. Temiz bir sayfa açacak. Gaia ise bu sayfaya da tekrar canları canlandırmaya çalışacak. Ama Hades'in şu an pek öyle çalıştığını söyleyemeyiz. Sadece beni öldürmeye çalışıyor. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. Bu da Eleuthia'yı tanıtıyor. The human race will continue to exist. I am Patrick Brochard Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a ektogenetik şey değil mi ya? Dış embriyo gibi bir şey, yani mesela bunun içerisinde bir insan üretilebilir. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally. Bu alet Farzenit adındaki başka bir şirketten alınmış. Amaç da şu: Eleuthia adındaki yapay zekada Gaia dünyayı tekrar düzelttikten sonra insanları üretmede, yapmada kullanılacakmış. Yani yapay embriyo. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with all provisions and the 2048 rally accord. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Sobek, Elizabeth Sobek şeyden bahsetmişti. Depolanmış embriyolardan bahsetmişti. Sanırım o embriyolarda dünya tekrar kendini yaşanabilir hale kıldığında Gaia'nın ve asıl işlevlerinin yardımıyla bu ektogenetik teknolojiyle şey yapmak, canlandırmak. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's off. Though Capric form shows superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek. As I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet... I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Gaia
konuştuğu bazı şeyler yüzünden mekanik arıza yaşayıp yaşamadığını sordu. Ondan önce de memeli morfolojileri hakkında konuştular. Soyu tükenmiş canlılar hakkında falan. When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but also... Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is, give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Gaia hep şey diye söylüyor. Elizabeth, protokolüm dışında konuşabilir miyim diyor. Ne kadar tatlı bir yapay zeka. Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Pharaoh's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. Pharaoh diyor ki, Ted Pharaoh, Elizabeth'e, Gaia'dan bir çocuk gibi bahsediyorsun ama her an bir canavara dönüşmeyeceğine malum falan tarzında konuşuyor. Ona işte ekstradan bir kendini imha etme, kendini kontrol etme ya da herhangi bir kontrolü elimizde tutabileceğimiz bir modül yükleyelim diyor. Orada da Gaia konuşmaya giriyor. Diyor ki işte Faro'nun söylediği argüman mantıklı diyor ki bence de mantıklı. Yani 40 yılın başında mantıklı bir şey söyledi. Tamam. Şu içeriye giriş nereden? Buradan. Odessi başarısız oldu. The Alpha Registry master file. Yeah. No signs of corruption. Burada erişmek istediği şey alfa erişim yetkisi, bir nevi anahtar. Bu erişim yetkisiyle o önceden açamadığı kapıyı açacak. Bir makine tarafından yaratıldın. Ama seni neden yarattı? Ne tür bir makine tarafından yaratıldın diye soruyor. Ki belli zaten de arkadakiler. Çok değerlisin, oradan hemen çık. Teşekkür ederim. Kesinlikle bilgilerimden ötürü değildir muhtemelen. Bana verdiğin değerden ötürüdür. Helis. Pek iyi bakmıyor. Güzel. Still alive. Good. Ne yapacaksın? İşkence mi edeceksin? My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Jaron was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Ha, ara sahne.
When I heard that you had survived. Buradan çıkınca seni öldürürüm biliyorsun değil mi? Böyle çok artist artist konuşuyorsun ama çok can sıkıcısın. Those I am bade to kill die. And yet I fail. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. His name was Rost. The better man is the one who doesn't end up with his... No. It, but I didn't. This... It was only when I captured you that I finally glimpsed the sun's... You were meant to survive that day. Conversely, I was everything. Ne kadar narsist bir kişiliksin sen ya. Sen bir aptalsın ya da kuklasın diyeceğim. Kuklasın diyeyim. Hades kullanıyor belli ki bu salağı. Some destiny. You're a puppet with Hades yanking. It'd be laughable if Hades is an ancient machine. Not that it doesn't care about Meridian. It wants. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane, homicidal Sun King. I'll remember those. You fail to grasp the point. And with certainty of belief. Then get in this cage and put your... The circle has closed. The errant beast now... Oh, speaking of... After you crash the Eclipse Network to rally the forces there, and Mountain and I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but... Bizim şeyden bahsettiğimizi duymuş. Mother Sart'taki o açamadığımız kapıdan bahsettiğimizi duymuş ve sanırım önüne gelen her Noralı'yı öldürme emrini vermiş o kapıya girmek için. The Nora cast me out at birth. You're not hurting me if you hurt. Really? Then in any case, I couldn't thanks to your destruction of the net, you not only doomed yourself, your focus. Such a powerful divine, and yet so fragile. Şerefsiz, onun içinde bir sürü bilgi vardı. Karja faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day, soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Oradan herkesin duyduğunu falan mı sanıyor acaba? Yayım yok, silahım yok, iki tane Corruptor. Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadow such as these prowl in broad light of day? Were they not and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth. Abo. Corrupted behemoth. Ben iki tane Corruptor tercih ederdim ya. Keşke öyle kalsaydı. Let her
be the first of thousands! Aslında biliyor musun? Kırmızı renk sana çok yakışmış. Maviden daha güzel. Görüşürüz. Ne yapabilirim? Bunu toplayayım. Topladım. Ne değişti? Hiçbir şey. Bunu da topladım. Ne değişti? Ne oluyor? Oh. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şuradaki şeye yönlendirsem. Şuna mesela. Gel. Önce şunu yapmaya bir kez. Tamam. Burayı deşlemesini bekleyeceğim. Gel bakayım, deşle buraya. Yine olmadı. Burada bekleyeyim. Koş 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 hadi. Ben mi yanlış düşünüyorum? Aa yo. Ben zaten bunu yapmayı deniyordum deminden beri. Tamam. Biri gitti. Şunu da. Gel bakayım buraya. Güzel. Gel bakalım. Aa fokusum yok. Ben fokus açmaya çalışıyorum deminden beri. Bu pek iyi olmadı. Neyse bunun zayıf noktaları belli ki şurası. Bay bay. Oha giderken bile kayasını fırlattı yani, tebrik ediyorum. Helis? Gelsen deyin. İronik oldu. Silence'ın telaffuzu da bizim Silence'la aynı ya. Sanki onu çağırıyormuş gibi yaptı. Hiç problem değil, savaşırım. Neden kendin gelmiyorsun? Silence Bey, siz gelir miydiniz buralara? Kendinizi gösterir miydiniz? Zahmet ettiniz. Umarım sadece bir Strider'la gelmedin. Oh yes. Güzel. Sovsutlar. Hayır, Ravager sanırım bunlar. Hep karıştırıyorum ya, ikisi birbirine çok benziyor. Traitor!
Ne güzel kudurdu ama hain diye. Silence, sana yine güvenmiyorum ama adamsın. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. O bilgileri almazsam hayatını riske atar mıydın acaba? Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I duplicated every data file you scanned. Şu ana kadar taradığım her veriyi kopyaladın ve yeni bir focus aktardın. Sen adamsın ama yine de güvenmiyorum. You're really good at making it impossible to like you, Silence. Oha, focus'ta ilk taradığım şeyi bile söyledi. Hatırlar mısınız o Isaac'in doğum günü mesajını? Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? Bunu geç. Nasıl bulduğunu geç. Artık nerede olduğunu biliyordur zaten. Helis seni tanıdı. Bak, bu daha önemli bir soru. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to. Right. Ah, hepsini söyleyebiliyormuşum. Ben tek bir şey sorabilirim diye sanıyordum. How did you track my location when I wasn't wearing a foot? Really, Aloy. It doesn't take a genius to surmise that Helis. I wore out two striders getting here in time, but I did. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy it, but your example showed me how to do that as well. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so deep, though of course, far more advanced. Great. You're welcome. I'll be on my way. To make matters worse, Helis, the tribe's already weak. They won't stand a chance. Oh, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother? When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Carja Territory? You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Register for your sake, I hope there is someone with you. Yeah! Güzel. Bayağı uzun, aksiyonsuz ve daha çok konuşma üzerine geçen bir bölüm oldu. Bu bölümde böyle olsun. Verilmemiş 5 tane yetenek puanım var. Bunları hemen vereyim. Önce bunu açayım. Bunu açamıyorum. Neyse, bunu bir sonrakinde açarım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, varsa eleştiriniz yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.